Selamlar. Daha önce PSA'nın ne olduğuna, prostat hastalıklarının hangisinin PSA'yı arttırdığına değinmiştik. Ama bugün prostat hastalığı dışında yapılan ne PSA'yı arttırır ona bakacağız. Hadi anlatayım. Bana bakma, seni çekiyor. Hadi hadi konuş. Bakın arkadaşlar, uzun zamandır idrar sondanız varsa, sistoskopi yaptırdıysanız, prostata masaj yaptırdıysanız, sonrasında oraya bir girişim olduysa, uzun zaman boşalmadıysanız PSA değeri yalancı olarak artabilir. Çok basit, penisin içinde idrar kanalını mesane boynundan tıkayan bir organ olduğunu defalarca konuştuk prostatın. Bu bölgeye yapılan girişimler, bu rektal muayene olabilir, sistoskopi olabilir. Bunun dışında o bölgeye radyoterapi olabilir. Başka bir kanserden dolayı o bölgeye başka bir girişim olabilir. Yani prostata değen başka bir girişimde de PSA yükselir. İşin özü şunu diyeceğim. Evde dediniz 70 yaşında, 75 yaşında kronik idrar yolu iltihabı var ya da kronik idrar yapamaması var. Daimi sondalı ya da temiz aralıklı kateterizasyon yapıyor. Bu kişideki PSA değeri tabii ki yüksek olacak. Çünkü her sonda takıldığında prostatın yüzeyinden prostat masajı gibi kana PSA salgılatır. PSA'nın doğruluk derecesini siz kendiniz testlerden ya da referans aralarından değil, doktora vereceğiniz anamnez belirler. Geçmişler olsun.